yükseltemezsin. Bazı kuşlar, Mardin kuşları genellikle gözden kaybolmazlar. Yani gözünün önünde dolanır orta seviyede. Gelir, atlar, gider. Bazı kuşlar bulutta... Sen bahsediyor. Seviyor musun abi o tarz kuşları? Seni soruyorum. Seviyor musun? Yoksa da bulutta mı gezer kuşu? Neyi seviyorsun abi? Ben sana soruyorum. He. Sen neyi seviyorsun ustam? Neyi seviyorsun? Güzel. Ben neyi seviyorum dersen. Şimdi marifetli olsun ne olursa olsun. Önemli değil. Yani nerenin kuşu olduğu... Kırmak istemiyorsun da ya. Yani nerenin kuşu olduğu, hangi marka, hangi şeyden olduğu önemli değil ama güzel olsun yani. İniş çok büyük önem taşıyor. Yani. İniş böyle diyorlar ya işte kuşun namusudur falan. Öyle diyeyim var dayı. Duymadım öyle. Ya öyle diyenler var ya mesela kuşun hani herkes diyor ya mesela videolar atıyorlar. İşte bunun kalkışı yok mu, inişi yok mu? Yani gerçekten bu yere inme olayı bizde olmasa olmazın böyle bir şartları var değil mi dayı? Yani mesela boş atan kuş makbul değildir değil yani beslenmez derler. Doğru mu abi? Yani böyle hani... Zaten yani o bazısı diyor ki benim kuşum oynasın. Evet. Mesela işte gelsin bu kuş geliyor oynuyor oynasın. Görevini yapıyor. İnerken der şu diye gelsin olsun. Heh. Ben razıyım diyor. Diyenler var değil mi ustam? Vardır. He. Dört meselesi bu. Ayakkabı köselesi değil. İşte ama evet. Sonu olmaz yani. Sonu olmaz. Niye olmaz? Sonu niye olmaz? Sanırım açıkla. Hemen daha pişt dersin gider. Hop arkana dönersin inmiş. İkinci dönüşte arkandan aşağı dalmış. Yani bitirir o vazifeyi. Artık işin kolayını bulmuş ya. Evet. Yemeyir yatar yani. Üzmez kendini. Sahibini bir angut gibi istediği zaman akar istediği zaman iner diyorsun yani. Aynen o şekilde. Değil yani mi ustam? Diyebilirsin yani. Evet. Senin dediğin de doğru. Şimdi alt yapısı sağlam olan kuş mahcup etmez değil mi diyorlar ustam? Mesela. Nasıl? Yani altı hani dolu kuş yavrulukta mesela önemli mi mesela yavrulukta o önemli, kendini belli etme sinyalleri falan. Tabii. Gelir mesela ineceği zaman tahla atarak inmeye başlar. Aynen. Çabalar veya her neyse. Oradan sinyali verir yani ki ben yavaş yavaş hazırlanıyorum. Üst bağlama yani, önemli mi dayı? Çok önemli. Oraya bir aydınlık getir abim. Çok önemli. Nasıl önemli? En alt takla ile üst takla aynı sertlikte olacak. Altta gelmiş trank demiş, üstte gitmiş fırt demiş. Olmaz. Olmaz yani. Burada da trank dediyse orada da trank diyecek. Yani burada güm dediyse orada da güm diye patlatacak taklayı. Ondan sonra o önemli bir şey. Ondan sonra da geldiği istikamete bir tarafa çekip gidecek mesela. Güzel olan şeyci olmak yani, hoşgörülü olmak, fesat olmamak. Kalbi düzgün olmazsa oynamazmış yani. Bu hafta oynar, haftaya biter. 3 gün oynar, 5 gün sonra oynamaz, biter. Yani sürekli olmak. Bunun güzel olanı sürekli olan, sürekli. Dayı sana senin tecrübe... Sen seneye bir daha uçur, öbür seneye bir daha uçur. Dur senin tecrübelerinden soracağım. Erkek mi daha önce kızışıyor yoksa dişi mi daha önce yavrulukta kızışıyor dayı? Şimdi genellikle bütün dişilerde çoğunluğu oynar dişi kuşlar. Tamam. Ama her ırkın erkeği oynamaz. Erkeği oynayanlar makbul olanlar. Erkeğin de mesela genellikle erkeğin atarak gelenleri başa düşerken böyle atarak gelenleri zor bulunur. Hedefçi. Güzel olan o he. Kafasının üstüne böyle çakılanlar vardı mesela. Bende değil de benim tanıdığım sevdiğim. Korkusuz mu olacak kuş dayı? Yani tabii bu... ki canım cesur olarak. Sen güvercinin sahibi olarak yani bakıcısı olarak sen zaten kuşundan emin olman lazım. Sen cesur olacaksın ki senin kuşun da cesur olsun gelsin. Dönsün gitsin. Yani pısırık olursan olmaz. Kuşun altında pısırık durulmaz yani. O da gelir iki fırt gider. Tamam. Erkek mi daha önce kızışıyor, dişi mi? Yani yavruluk döneminde. Yani senin tecrüben yani gördüğün. Evet. Hani daha... Dişiler genelde erkekten önce hemen cilve yapmaya başlar. Dişiler.
Eşek kuş hemen ötüp kendini belli etmez. Bazen böyle öyle oluyor ki 4 ay falan sürüyor, 4-5 ay sürüyor. Bakıyorsun tip olarak erkek daha gık dememiştir. Erkekler biraz geç rızarlar. Oyun açmada dayı, oyun açmada dişi mi erkeğe önce açıyor? Erkek mi? Genellikle diyorum ya, evet. Genellikle dişiler çabuk oynar. Daha pratik. Evet, çabuk oynarlar. Hemen hemen çoğunlukla kuşlarda da dişi kuş çok oynar. Dişi kuştan, yani onun için de pek uçurmak makbul değil. Niye? Dişi kuş zaten her yerde var. Belli bir zaman sonra zaman kısıtlaması da var ya dişilerde. Yumurta dönemi, şu dönem, bu dönem. Bazı dişiler yavrudayken terk eder gider. Terk eder. Yavruyu da terk eder. Şaşırıyorlar değil mi? Evini de terk eder. Şaşırıyorlar mı dayı? İşte o da bir ırksal bir şey. O da bir şey, değişik bir şey. Arıza yani, o da bir arıza. Ha mesela kuşun mesela diyelim havada, yani sen kupaya kuş uçuracaksın ustam. Mesela diyelim ki dişi mi tercih edersin, erkek mi yani sen? Ben kupaya kupaya uçuyorum. Sen hangisini tercih edersin atmayı, mesela dişi mi, erkek mi? Yani şimdi elinde o zaman ne varsa onu uçurur. Ya tamam, tüzükleri biliyorsun, 3 aşağı 5 atıyor. Erkek olan güzel olur, erkek. Hangisine daha güvenlisin dayı? Mesela genellemede güvenecek erkek. Erkek kuş tercihtir yani. Ama yani dişinin geneli oynar dişileri. Erkekte zor. Problem erkekte. İyi bir anneden düşer. Dişinin önemi farklı. Çok önemli. Erkek kuş dişiden düşer yani. Bravo dayı. Anlıyor musun? Aynen. Anası güzel olacak ki danası da güzel olsun. Katılıyorum baba. Sadece babası oynayan kuştan bir şey çıkaramaz. Babası oynuyor. Oo, gözümüzden de gördük. Verdik 1 milyon, 10 milyon neyse. Aldık. Sonra getirdik. 10 tane dişiye vurduk. Hiçbir tanesi çevirmedi. Taklaya döndüremedi. Evet. Neler var ya? Nereden mesela uyuştuğunu anlayacağız usta? İlk etapta mesela bir dişi bir erkeği sen dediğin kriterlere mesela uygun bir araya getirdik. Evet. Mesela işte dediğin gibi matı, işte bilmem parlağı, işte tüyüdür vesaire hepsini senin dediğin şekilde biz bir araya getirdik. Tamam. Ne zaman mesela yavrularda ne zaman anlayabiliriz? Yani anlayabiliriz mi yani? Mesela işte dedin ya dişiye benzer çıkar, erkeğe benzer çıkar. Mesela biliyoruz annesi oyundu. Normalde dedikleri gibi ilk az oynayıp sonra oynamamazlık vesaire onu görebiliriz mi? Mesela derim ki yavruda ne zaman anlayabiliriz? Mesela bu olmamış. Ne kadar zaman tanımamız lazım? Şimdi bak, eskilerde şöyle bir eşleme mevzusu da vardı. Nasıl? 1-3-5-7. Bazıları 1-3-5-7 eşler yuvaları. Tamam. Bazıları da 2-4 çift rakam gider. Hı hı. Bu çift rakamları birbirine vururlar. Tek bir çift bir tek bir eşlemezler idi. Hı hı. Bu da bir metot, bu da bir taktik. Demek ki yani faydası oluyor ki o adam senden önceki, benden önceki adam bunu yapıyor. Tamam mı? İlla ki. Şimdi onun da önemi var. Birinci yuva, üçüncü yuvayla. Üçüncü yuva, beşinci yuvayla. Birinci yuva, yedinci yuvayla. Tamam mı? Hı hı. Yani tek, 1-3-5-7 dediğimiz. Tamam mı? Onda da çabuk hedefe ulaşmak, güzel kuş yetiştirmek mümkün. Öyle diyeyim yani. Ustam böyle bir de yavru mesela çanakta yumurtadan erkek mi dişi olduğunu yumurtada görebilir miyiz? Yani yumurtada ben göremem de yavrular mesela tasta ters düz yatarlarsa bir erkek biri dişi olur. Bir de normalde yok. Yöne doğru bakarsa kafaları ya dişi ya erkek. Onların ya ikisi erkektir ya ikisi dişidir. Onu da söylüyoruz. Evet. Evet. Kışlı başlı derler ya. Evet. Öyle yatıyorsa bir erkek bir dişi olur. Hani yumurtada bayanlarda tabiri caizse hani hamilelikte işte yuvarlak işte. Memriyor onun röntgenini çekiyor. Yok böyle hani mesela insandaki gibi. Yok sivri olursa yumurtalar erkek. Böyle şey olursa öyle bir tercüme var mı senin dayı? O yine biraz bir şey eski bir metot gibi. Evet. Ne derler ona? Kadın neydi? Ehe, ne, sivri ol. Tanesi mi? İşte karnı yuvarlak. Evet. Bir şey, sivri armut gibi olursa evet. Çocuğu olur.
Oluyor da yani, tutuyor da. Evet. Tabii işte, taktik. Hep eskiden, yanılma deneme diye kullandığın cümleler bunlar mı dayı? Deneme yanılma var işin arasında. Yani buldun, buldun diyenler aslında arayanlardır. Yani bu da bir şey, vurgu, tamam mı? Buldum diye bir şey yok. Buldum demek bitti demek. Oldum demek gibi. Mesela bir müzisyen ben oldum diyemez. Niye? Ben oldum dediği an bitmiştir. Önü açık olacak. Ve kime göre bitme? Veya kime göre? Evet. Ufkun geniş olacak. Nedir? Senin kuşun mesela diyelim ki tamam geliyor, sert dönüyor, suratlı çıkıyor. Daha ne arıyorsun? Allah'tan belanı mı arıyorsun bir adam? Dememelisin. Çünkü o onun merakı ya. O da ister ki daha süratlisi olsun. Bak şimdi. Ulan aynı zamanda ne oluyor? Arayan oluyor. Ulan arayandır. Ulan buldum diyenler arayanlar. Üstüne daha koyacak. Tabii bir şey örnek vereceğim. Mesela bir sakayı bülbülle eşleştirdiğimiz zaman sakadan da bülbülden de daha güzel ses çıkar diyor. Tamam. Bir de normalde kısır oluyorlar. Yani kısır oluyor. Değil mi usta? Yani çünkü vermiyor. Bir şekilde töreme yapmıyor. Hı. Ama bunlar var. Şimdi mesela diyelim ki uyumamış bir kuşumuz öyle mi düşüneceğiz? Yani olmamış bu yani. Onun gibi düşünebilirsin tabii mesela. Tamam. Şimdi at var, eşek var, katır var. Katır çıktı. Katır ne yapar? Yük çeker ama nesli töremez. O saka işliyorlar. Saka, aynen öyle. Kanarya'yı işliyorlar mesela. Evet. Daha güzel ötüyor. Daha sakadan güzel ötüyor. Şey anlıyor. Evet. Renk itibariyle daha güzel. Desenler daha güzel. Evet. Fakat o hayvanın nesli töremiyor. O katırlaşmış. Yani şimdi bunu da insanoğlunun yaptığı denemelerden buraya kadar sanki yaradan demiş yani. Buradan sonrası yok. Fazla oynamayın. Daha fazla şımarmaya gerek yok. Evet. Tamam yaptım bunu buldum. Daha gördüğün göreceğin olur. Onun neslini töretmem. Der gibi mühürlemiş. Yani ilginç bir durum var. Doğru. İşte aşılama yapmak var ya. Evet. Adam şimdi ağaç şakanla efendime söyleyeyim saksağını birbirine vuruyor. Ortaya bir kuş çıkarıyor. Diyor ki bu ne? İran bülbülü. Olur mu yani şimdi bu? Yeni bir bülbül. Yeni bülbül bu. Abi parketi bile siyahlaştırdılar ya. Yemin yani ediyorum işte, ya. İnsan onun elinde manipüle ediyor, manipüle ediyorlar ya. Yani iyiye giderse marifet oluyor, he. Kötüye giderse mazeret. Mazeret olmamıştır. Ama oyun kuşunda ilk ağzı ilk oynar diyorlar. Aynı bu bülbül gibi ses öyle tonu şey yok mu dayı? Yok, ilk yavru oynarmış da ikincisi oynamazmış. Onun öyle değil. Tamam. Yani mesela birincisini kendin uçur, rezilliğini, iyiliğini kendin gör. Hı-hı. İkincisini dostuna ver mesela. Niye? Çünkü kan daha iyice oturuyor aslında. Kuşun yumurtaları sayısı değiştikçe ikinci yuva, üçüncü yuva, beşinci yuvada kuş daha güzel yavrular veriyor aslında. Birinci kafadan verirmiş, sonra vermezmiş. Olur mu öyle bir tiyatro? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani. Bizim aradığımız daha kuşun altı çalışacak. Yani ilk kafadan belki biraz böyle şeyli çıkar. Diyelim ki mesela ağzı esmer ölür, ağzı kara gibi çıkar. Sonrasını temizler. Ağız rengi şeffaf olur, ucu sürgülü olur mesela. Makbul olan kuşlar onlar. Siyah olanları sevmiyorsun sen dayı. Ben şahsen sevmiyorum da. Rengi mesela açıldıkça kuşun ağzı kararır. Urfa'nın o beyaz böyle bembeyaz gökyüzü. Sazlığı seviyorum, sazlık. Kanadı beyaz falan ben sevmiyorum. Sazlık da sevmiyorum. Yok. Onun için de beyaz bir kuşu başka renk kuşlara eşlemem ben. İşte diyorum ya da beyaz, bu beyaz tutmamış mı diyorsun yani? Bu tutmamış olay mı oluyor yani mesela ya sazlık? Tutmamıştan ziyade zevk meselesi ya. Ha tamam. Bir zaman benim bir tane beyaz bir kuşum gitti. Kiremit rengi bir kuş bir yerden geldi. Gitti onlar iş oldu. Bir kahverengi kuş çıktı ortaya. Ağacım kahverengiydi böyle biraz. Koyu tonu ağacı değil. Kardeşim tahtalara ayaklarına vuruyor gidiyordu kuş. Nasıl bir takırtı varmış da. Kanadında bir ses vardı. Bilirler burada benim arkadaşlarım, izleyenler oldu. Takırırt diyordu böyle yani. Rak ta 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 ta. Takırtıyla böyle. Giderdi.
tahtalara da böyle ayaklandı, diyorsun ki geldi tahtaya kondu, konacak böyle, öyle gelirdi yani. Gelirdi, dönerdi, takırtıyla giderdi, dişi yere inerdi böyle, gözleri kırmızı, değişik, tipik bir kuş. Hoşuma gitmiyordu yani. O havada görmüyorsun ya ağzını gözünün rengini. Havadayken güzel gözüküyoruz. Mesela araba kuyruğu kuş havada gör. Aman bir an evvel şu gideyim de şu kuşları seveyim dersin. Bir gidersin yere inerler, bir bakarsın ki silik ara. Ağzı kara, kendi soluk, gözü bozuk, anlıyor musun? Yani zevk vermeyecek bir model. Paçası beyaz. İşte tüyü bozuk, rengi bozuk. Soluk bir şey, soluk bir renk. O pek çekici gelmiyor, cazip gelmiyor yani. Arap gibi, Arap olursa Türkiye'ye mesela Arap kuşu genelde Urfa taraflarından gelmiş yani. Ankara'da da bugün Ankara'nın öz kuşu diye Arap yoktur yani. Gök vardır da kuyrukların kenarları dumanlı olur. Urfa kuşu gibi beyaz olmaz. Ama mesela Araplar genellikle Urfa tarafından geldi girdi. Oraya nereden geldi? Orada onlara sormak lazım. Halen de gitsen yine Urfa'da illa ki yani 10 kişiden bir kişi de yine bir güzel bir ırk, nesil Arap, dumanlı, benekli, kahverengi önüne atarlar. Muhafaza ediliyor da ustam. Abi. Ama para insanı bazen şaşırtıyor. Tamam, ama yıllarca sattı Urfa, yıllarca İstanbul'a kuş sattılar. Abi, sefer sefer. Evet. Tamam mı? Nasibin menbaaymış ki mesela şey yaptılar. Anlıyor musun? Durdurayım iki dakika dayı. Efendime söyleyeyim. Arkadaşlar evi yakıyordu. İsmail dedi ki hepimiz beraber yakacağız. Nerede kalmıştık dayı? Bilmiyorum. Şeyde Arap. Evet. Yani silik renk pek makbul olmaması gerekiyor aslında. Bu kadar kuş çokken gidip de ağzı bozuk, gözü bozuk, rengi bozuk kuşlarla da ne uğraş ne de bir başkalarına da zehirlememek lazım. İyisinden olsun, az olsun. Vereceksen de iyisinden bir iki tane ver kardeşim. Tamam. Şu kümesin içinde dayı. Evet. Bırak kendi eşini bulsun. Yani öylece daha... Yani sana soruyorum. Ben başkalarını yargılama gibi bir şey değil. Sana soruyorum. Böyle yani böyle metot nasıl? Zaten yapılan şovsu o. Adam açıyor kapıyı. 40-50 kuş, bazısı 100 kuş, 150 kuş. Kim kime dumduma. Uçur dediğin zaman yani nereden ne götüreceksin? Öyle olmaz. Şimdi bir soy kuşumuz var. Bir tanesi dikkat star. Dikkat. Birisi star. Şimdi starın altından yavru düşüyor. Gerisininki düşmüyor. Böyle bir mevzu olabilir mi dayı? Anladın mı ne demek istediğimi? Yani mesela bir ana baba var. Tamam. Tam istediğin gibi bir tane kuş düşürdün. Star dedimse yani kendini izleten bir kuş buldun dayı. Tamam. Güzel bir kuş yakaladın. Ama gerisi hiç bir şey çıkmıyor. Sadece bir tane kuş çıktı. Evet. Ondan sonrası yok. İşte onun adı var. O rastgele yani. Kayıptan bir kuş. Nasıl aradan, yani? Aradan bir tane çıkmış. Rastgele. Kayıptan. Bir daha çıkma ihtimali var mı? He? Bunun çıktığı gibi vardır mecburen. Ama bu işte bir daha erkek çıkmayabilir, dişi çıkmayabilir. İkisini denk getiremezsin. İkisini birbirine vursan altından oynamayan kuş çıkar. Zaten onun için biraz zor olan, zor diye tanımlanmasının sebeplerinin biri de bu işte. Kuşu yanlış eşlemek, kuşun ırkını bozuyor. Yani aslında sen bir yerde... İnsan olarak hem faydalı olabiliyorsun o ırka, hem zararlı olabiliyor. E sen şimdi açtın kapıyı kim kime dumduma. Sonuç? Ya renk mühim değil zaten. Yeter ki oynasın. Oynat da görelim abi. Hadi paralar bizden. Oynat. Yemeyen bizden. Oynat anasını satayım. Tamam. Yok, sana abi, bir... Öyle bir şey olmaz. Dişi babayı mı yoksa erkek anayı mı tercih edersin? O ne demek? Yani bir seçenek yapacaksın diyelim. Yani cevap ver dayı. Dişi babaya vurulmasını mı tercih edersin? Onlardan daha mı? Yoksa erkekten annem. Hangisini sen istersin? Mesela öyle biz benim, bir seçenek benim. Olsa. Öyle bir seçenek. Sana soruyorum. Olmaz yani. Sana biz yani diyelim ki kız baba, erkek ana. Hangisini tutarsın? Sen hangisini tutarsın? Ben ikisini de istemem. Tamam. Yani birini tutacak olsan.
Yine tutmam diyorum. Yok, ben gider yine bir sevdiğim bir arkadaşımdan bir kuş alır, o erkeğe eşi derim. Öbüründe bir dişi getirir, öbürüne eşi derim. Olmaz diyorsun. Olmaz, uğraşılmaz. Baba, kız, ana, oğul, onlar. Hikaye. Tamam, ilk yavru kaçıncı çana almalı dayı? Çünkü bizim kuşumuz davar değil, inek değil, kurt değil, kedi değil ki mesela. Sadece görüntü değil. Marifet var, maziyet var. Tamam, kaçıncıya vuruyorsun dayı? Kaçıncıya vuruyorsun? Birinci ağzı alıp. Kaçıncı ağza vuracağız mesela? Şimdi bazı altı. İnsanlar var mesela, babayı kıza vurur, oradan o rengini muhafaza eder. İyi dinleyin arkadaşlar. Veya anneye oğluna vurur, oradan o rengini muhafaza eder ama o kuşların yavruları oynamaz. O kuşu tutacaksın, tekrar aşı yapacaksın, o zaman oynar. Niye? Çünkü zaten ağırlaşmış ya o baba kız veya ana oğluna. Hı. Ağırlaşmış bir kan. Oraya dışarıdan bir kan girdiğin zaman ne oluyor? Rahatladığından rahatlamış oluyor. Dişi mi erkek mi katıyor? Önemli değil o, kuşa göre. Tamam. Hangisi güzel? Hangisi baskınsa diyorsun? Hangisi hoşuna giderse onu atacağız. Bazı adam diyor benim dişi oynatıyor diyor kuşlarımı diyor. Tarlam benim sağlam diyor. Doğru mudur? Mantıklı yani. Eyvallah. Mantıklı. Bazısı diyor yok işte tohum işte babadan alır filan o şey. Annenin önemi de fazla. Abi bence %50 ya. Yani gel mi olsa en az fazla, yani. Fazla dediğin gibi. Evet. %25 babadaysa %75 annede olmalı. O derece. Esalet. Tabii. Bravo dayı. Esalet, güzellik, asillik dişide olacak. Bazı erkek mesela minyon küçük olur, tipli olur. Dişi böyle baba sallı, boylu dostu olur. Horoz misali erkek bozar, dişiler vardır. Erkek yanına koyamazsın yani. Kaldırır atar. Kayıt mı? Güzellik açısından. Eyvallah. Bunun ikisi birbirini tamamladığı için güzel yavrular çıkar. Veyahut da onun tam tersi, o baştan söyledim ya, ince narin yapılı böyle erkek, limuzin gibi. Götüreceğim onu efendime söyleyeyim, doçla eşleyeceğim, doç. Göğsü geniş, basık, efendime söyleyeyim dar. Arkadan yuvarlak böyle, kanatları böyle oval olursa, dişi, düz kanat erkeklerinden güzel sonuçlar alırsın. Kaçıncı ay eşleyeceğiz usta? Mesela ne zaman diyeceksin hani bu tamam. Bunu eşleyebilirim. Kaç aylık kene makbulüdür sence? Yani gençlere diyorum yani sen en güzeli evet. Tüyü, 10. kanat var ya 10. Evet kanat. Usta. O tüyünü düzdükten sonra eşe atacaksın. Evet. Bir haftada 10 günde antrenman vereceksin. Hı-hı. Ondan sonra kuşu işte zaten bir hafta 10 gün sonra da yumurtlar, yumurta işte 2 hafta sonra yumurta. 4-5 gün sonra yumurtaya göğsünü vur erkek. O zaman çılgınlaşır. Yapacağı şeyleri güzel güzel yapmaya başlar. Dişi ise de yumurtaya attığı zaman aynı şekilde patlar. Yani şimdi yumurtaya yatırmanın zamanı o. Tüyünü düzdüreceksin. Bazı kuşlar tüyünün yarısını düzmeden başlar ötmeye. Hemen de iş bulur. Onu ayıracaksın. Gel lan buraya terbiyesiz. Gel lan buraya diyeceksin. Ayıracaksın onu. O tüyünü düzleyeceksin, ondan sonra eş atacaksın. Demin dediğimiz gibi dişi böyle yavru da böyle şaşırıp başına alıp gidebiliyor abi. Şahı oluyor. Değil mi? Erkekte mi oluyor, dişide mi oluyor genellemede? Yok, erkek kuş yavrudayken kaybolmaz. Bravo dayı. Erkek yavrusuna sadık olur da dişi kuş bazen galleş olur. Dediğin gibi. Yavru yumurtayı bırakın alır başını gider. Abi yumurta aldı mı zaten yavruya bir daha yani yanına bile yaklaşmıyor. Yani baş alırken, baştayken. Afidezin. Afidezin gider gelmez. Gelmez yani. Doğru dayı doğru diyorsun. Yani bunlar vaki şeyler. Dişinin yani dediğin gibi ne yapacağı muamma değil mi dayı? Yani oyunda vesaire erkek kimi değil yani. Yani. Muamma değil. Muamma oynadığı zaman güzel oynar. Eyvallah. Attı mı gelir yani şey altında ezip büzmez sahibini de. Yalnız bazen yani yavrusu yumurtası varken gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Bu gibi şeyler çok çıktı. Arızalar. Abi kuşçuluğu mesela niye böyle saatler lazım abi? Dediğin gibi böyle bir yarım saat, bir saat ya, daha diyor ya dişimi koşun etmedi. Yani daha konuya bile giremiyoruz. O kadar konular var. O kadar konular var. Değil mi ustam? Şimdi benim Erzurum'da rahmetli diyordu. Saadettin abim vardı. Tuğlacı Saadettin. Nur çıkarsın abi. Evet. Amin. Şey bir gün Rus pazarına gittik. Ben buradan bir şey götürdüm. Teyip miydi neydi bir şey götürdüm.
fişini burada unutmuş. Tamam mı? Nerede buluruz bu fişi mişi? O da dedi ki ya dedi Rus pazarında dedi vardır dedi. Gel dedi beraber gidelim. Tamam abi nerede şu tarafta girdik ormana dım 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 dım. Gittik Rus pazarında biz o işte alete fiş bakarken bir baktık orada kadının birisi kuş satıyor kutuda. Of. Evet. Kuş satıyor. Kuşlara baktık. Abi güzel kuşlar. Musul yani musul böyle şebap türü, şebap renginde, tonajında açık. Hafif böyle göğsü yaldızlı. Güzel. Hoş kuşlar. Kadın dedi ki bize oynar ha oynar dedi takla. Biliyor musun? Oh. Yani evet. Rus kadın gelmiş işte Rus pazarı o zaman bir zamanlar çok meşhurdu Türkiye'de. He. Özal'dan sonra o dönemlerde. Nerede abi Rus pazarı Türkiye'de o zaman? Ha tamam. Erzurum'da Rus pazarında gezer orada neyse kutudaki kuşları aldık. Alalım. Aldık kuşları. Kuşları ben buraya getirdim, uçurdum. Taklayla kuş oyun yapıyordu. Kanada'ya yüklenmek diye bir şey yok. Dönüyor yukarı doğru. Sadece dönerek gidiyor. Tamam mı? Eskiden Malatya paçalı kuşları var. Onlar da öyle çıkar. Taklayla çıkar ama bir direk boy oynar. Bir direk boy oynar. 3 tane 5 tane döner. Taklayla böyle. Ama onlar 10-15 tane dönüyordu. O kuşun yavruları miski gibi yavrular verdiler. Kendilerinin aynı renginden verdiler. Neyse ben bir ara onları işte ne yaptığımı hatırlamıyorum da birine verdim galiba. Birine verdim. Al bunları sen muhafaza et gibisinden. Ondan sonra o da bir bak şimdi cins. Sadece rap 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 gidiyormuş. Rap patatatatata rap patatatata rap öyle bir şey yok. Kanat sesi yok. Tadatadık atabiliriz bu arasını. Sadece takla sesini duyuyorsun bak. Makara gibi dönerek gidiyor. Evet. Ama yani gidiyordu kuşlar. Tesadüfen bak şimdi o da bir cins. Ne? Musul. Ağızları küçük, ortalıklı böyle. Ağızları kısaydı. Kısa kadar oldu. İşte oradan anlıyor ki musulmuş. Usta atım olmayan kuşa, benim atım, bir kuşum var, buluttan düşüyor. Bir tane kuşum var, bütün özellikleri var, atım yok. Ben bu kuşu buna vurduğum zaman yani kaç ihtimal bu atımı bu kuşa veririm? İhtimal diyorum yani. Olur olmaz demem. Ne kadar usta? Sen tecrübelerin olmuştur. Yıllarca denemişsindir. Yani hiç tamam bu atım lap dedi ona geçen oldum yani. Yavruya geçtim yani. Dört dörtlük birden oldum yani. Böyle bir şey var mı yok mu? Aşı yapıyorsan olmaz. Olmayabilir. Heh. Ama aynı elindeki ırkın devamıysa olur. Heh. Genellikle mesela erkekleri öyle gelir, dişileri böyle gelir. Yani o olur. Ama yani, iki tane bu... Yani temiz bir ırksa... Duyun gençler. Yıllanmış bir ırksa... Evet. Onlar da atım şekilleri hep aynı olur genellikle. Ama sen şimdi birini Konya'dan, birini işte efendime söyleyeyim Sivas'tan getir vur. Bu atıyor, öbürü atmıyor da bu buna... Niye yapıyorlar insanlar yani, bunu abi? Mesela... Ben de. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Uzaktan atıyor. Tamam uzaktan atıyor da gelir 10 metre oynar. O da var. Atın süper. Oyun kabiliyeti yetersiz, zayıf. Ne yapayım ben onu? O da rahatsız ediyor. O da zevk vermiyor yani şimdi. Attığı gibi de çıkacak. O zaman tamamlıyor kendini. Ne oluyor? Güzel oluyor işte yani fevkalade. Fevkalede buyur. Mesela bizim Erzurum'da bir zamanlar Kemal Maz, Nezi abi vardı. Ay buyruk derdiler kuşlara. Uyruğunu açtığı zaman ay şeklinde dururdu. Ay buyruk ballıları vardı mesela. Gelir oynardılar. Güzel de nesil yani. Bir ırk o da bir ırk. Şimdi mesela. Tutmuş ırk. Sen şimdi oradan bir tane alalım. Ya bizim İsmail'de de bir erkek var. O da çok güzel şamatalı gidiyor. İkisini birbirine vuralım. Yani spor toto gibi bir şey. Ya tutarsak. Duyun gençler. Boşuna yani. Yani ne lüzum var yani. Yani ihtimal az diyor abimiz. Yani. Atanmış güzeldir. Ama attığı gibi de gidecek. Ne yapayım ben attı geldi buluttan 15 metre 10 metre. Ama gençlerin duası da kabul olur. Kalpleri temiz ya. İnşallah. Vallahi diyorum ben bir doğru. Kalpleri temiz olmazsa zaten muvaffak olamaz.
Değil mi usta? Abi olamaz. Ben buna katılıyorum. Gerçekten bazen insan, bazen anlamayan adam var. Ulan bu akıllı kuş deli gibi oynuyor. Tertemiz. Tertemiz. Hile orada yok. Yok. Kimseyi kandırmanın peşinde. Bana diyor. Video yolluyor. Ulan diyorum bu nasıl oynuyor bu kuş diyorum. Çocuk böyle diyor. Olabilir. Adam böyle diyor. Abi de iyi mi diyor. Yani iyi mi yani. İyi mi az. Yok yani çok. Yani ben gençlere de kuş veriyorum. Abi videosunu yolluyorlar. Bir bakıyorsun. Yani çocuk hayalinde kurduğu kuşu biz veriyoruz yani. Yani öyle hani hayalinde yanlış kelimeler konuşmayayım da. O mesela sen diyorsun dayı diyorsun benim şu yavrudan şu çocuğa sebeplendirelim verelim. Veriyoruz. Yani bizim hava şartlarından neyse biz verim alamıyoruz. Çocuk bir bakıyorsun kuşu bir oynatmış. Hem de altında çay içiyor kahve içiyor. Fırtına. Çocukları oynuyor. Fırtına ya. Yani yaz kış dinlemiyor kuşlar. Garip kuşun yuvasını Allah yapar derler ya. Onun gibi bir şey. Yani. Vallahi diyorum da yani. Kalbinin güzelliğinden iki kuş birbirine eş olur. Bir bakarsın yavru töker. Gelen aynısı töker. Yani. Hedefte mesela çocuk pisettiğini sürüyor. Kebap yapıyorlar. Kuş oynuyor. Ankara'da Kızılay'da. Kızılay aktif bir caddedir. Evet. Terzi Yılmaz abi vardı. Ben o zaman daha gençtim. Babamın tanıdığıydı yani rahmetlinin. Onun için yatsın abi. Yılmaz abinin kuşları o terzi dükkanın üstünde böyle çatı arasında besliyor. Onun üstünden bir tane tahta uzatmıştı böyle caddeye. Hı hı. O taksiler böyle vızır vızır bir de bizim Türk milleti korna çalmayı çok severiz. Oo. Ya. Çat 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 pat pat havalı korna ne ararsan minibüs. O gürültünün o şamatanın içinde o kuşlar o